Merhaba arkadaşlar, bugün kanalımdaki bu videoda sizlerle Samatlı Oyuncak'tan gelen büyükçe bir paketin kutu açılımını yapacağım. Bu paketin gelmesi yaklaşık bir gün falan sürdü. Türkiye içi olduğu için kargolar da hızlı. Biz Çin'den alıştığımız için şimdi çok kısa geldi bir gün olması. Ama bu şekilde yani Samatlı'dan bana gelmesi bir gün sürdü. Şimdi açalım, içerisinde ne var derseniz eskiden dediğim bundan yaklaşık 5 yıl falan önce bir oyuncak vardı. Muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Parmak kaykayı tek tek diye bir şey. Şimdi onun yeni versiyonları çıkmış ve yeni rampaları çıkmış. Evet. Yeni rampaları çıkmış, yeni versiyonları çıkmış. Onun bugün karşımda öncelikle Element marka kaykayların şeyi vardır. Element diye bir kaykay markası vardır. Şöyle göstereyim şurada. O markanın parmak kaykayı tek tek versiyonunun seti. 4 tane kaykay var içerisinde anladığım kadarıyla. Zımparaları falan ayrı. Birincisi bu arkadaşlar. Ve bu profesyonel bir, yani eski tek tekler gibi küçük değil. Bu daha profesyonel bir model. Daha geniş kaykay tahtaları var ve daha gerçek kaykayı daha çok benzeyen bir dizayn yapmışlar. Birinci paketimiz bu arkadaşlar. Onu birazdan açacağım. İkinci paket ise bu. Bu ne derseniz Transforming, ne diyordu? Skate Container diye bir ürün arkadaşlar. Bunun içerisinde büyükçe bir parmak kaykay rampası var. Of, şurada da Rodriguez kaykaylarının özel bir kaykayı var. Nadide bulunan sanırım, öyle bir şeydir. Böyle bir ürün. Arkasında da gösterdiği gibi bu rampayla bir sürü farklı çeşit alan oluşturabiliyorsunuz kendinize. Katlanıyor, çıkıyor, takılıyor bir şekilde. Kendinize yüzlerce mi, onlarca mı, bir sürü yani farklı rampa çeşitleri oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz half pipe yapıyorsunuz, isterseniz green box'ı şuraya koyuyorsunuz falan. Bir sürü çeşidi var bunun. Şimdi isterseniz şunları açalım ilk olarak. Arkasında modellerinin resmi var. Yani bu kağıdı şimdi katmayacağım, biraz incelerim. Şimdi bunu dikkatli açmak istiyorum çünkü çok küçük parçalar var, düşsün istemiyorum. Evet. Sıkıntı olmadan çıkarttık. Şuradan iki tane element sticker'ı çıktı. Onları kenara ayıracağım, rampamın üzerine yapıştırmak üzere. Bayağı var hatta burada. Bu şekilde. Kaykaylar önümde arkadaşlar. Şöyle hemen yapılı bir tane var. Gördüğünüz gibi mükemmel bir dizayn. Mükemmel bir tasarım. Bende bu arada Baker'ın yine tek teki vardı. Yine yeni olanlardan. Şöyle yanlarına göstereyim. Bunlar aynı dizayn olarak. Sadece altındaki farklı. Bir de eskisini göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi aradaki farkı görüyor musunuz? Hem bu yenileri daha uzun, daha geniş. Hem de daha elde böyle gerçek kaykay tutuyormuş hissi veriyor. Anlatamam ama anlarsınız yani. Eğer alırsanız görürsünüz. Bu arada ürünlerin linkini açıklamada bulabilirsiniz. Oradan link olarak verdim. İsteyen oradan alabilir. Burada bir sürü farklı çeşidimiz var. Altlarını istediğim gibi yapabilirim. Zımparasını da bu şekilde vermişler. Takacağım onu biraz sonra. Yine şöyle. Toplam 4 tane kaykay tahtası çeşidimiz var burada. Hepsi birbirinden güzel. Diğeri de burada. Bunları şimdilik şöyle kenara koyuyorum. Şu şekilde. Bunun zımparasını takacağım. Başka ne yapacağız? Şu malzemeleri şimdilik takmayı düşünmüyorum. Onları takmak bayağı uzun sürer. Sadece görmüş olun. İsterseniz bunlarla kendi modifiye kaykayınızı yapabiliyorsunuz. İşte tekerlek renginden tutun, traklarına kadar istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel, gerçek bir kaykay toplama gibi oluyor. Hemen şunu yapıştırmak istiyorum. Nasıl yapıştıracağız bakalım. Gördüğünüz gibi sticker gibi çıktı bu. Dikkatlice yapıştırıyorum.
Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde yapıştı. Kullanıma hazır. Şimdi şurada kullanıma hazır iki tane var. Bir tanesi benim kendi kaykayım. Bunlar da tahta. Stickerlarımız burada. Evet. Şimdi büyük açılışa geçebiliriz. Nerede bakalım? Burada. Skate Container. Bunun da linkini açıklamaya veriyorum. Oradan alabilirsiniz. Bu arada illa bu parmak kaykay içinde değilmiş. Parmak BMX'i var. Hareket bisikleti olan parmak kaykayları var. Onlar için de kullanılabiliyormuş. Şöyle hemen açalım bunu. İçinden bir sürü bilgi kağıdı çıkıyor, işte kullanım kılavuzu falan çıkıyor. Takıldığım yer olursa buradan bakarım. Arkadaşlar size ilk önce bunun içinden çıkan özel kaykayı göstermek istiyorum. Nasıl çıkartacağız şunu? Şöyle keseyim var. Düşüyor da. Şöyle çöpümüzü de atalım. Paul Rodriguez'in arkadaşlar. Bir kaykayını böyle yapmışlar tek tek olarak. Ve pırıl pırıl böyle metalik bir renkte. Yani diğerlerinden daha koleksiyon değeri taşıyan bir şey olduğunu görebiliyorsunuz. Bunların da tabii dizayn çok güzel ama bu ayrı bir yeri var yani. Şimdi bunu kenara koyuyorum ve rampayı açıyorum. Kalabalık yapmasın, şunları kenara koyayım. Böyle bir şey çıktı. Bu ne diyeceksiniz? Buna kaykaylarınızı koyabiliyorsunuz. Yani rampayı kullandıktan sonra kaykayını rampanın üzerine asıyorsun. Bildiğimiz gerçek bir streetboard şeyi olmuş. Taklidi olmuş küçük bir şekilde. Düğümlerini çözdüm ve rampa dışarı çıktı. Ne kadar da çöp oldu. Böyle iddia var burada. Çözüp atıyorsunuz şu şekilde. Şimdi bakalım nasıl bir şey. Bir tane daha ip var. Onu da çıkarmam lazım. Burada Green Trail'ımız var sanırım. Rampayı görüyorsunuz arkadaşlar. Katlanıyor, açılıyor, bükülüyor, bir şeyler oluyor buna. Daha tam anlayamadım nasıl olduğunu ama birazdan çözeceğim. Bu çatısı rampanın. Sanırım kapağını kapatıp kullanıma kapatırken bunu kullanıyoruz. Green Trail'ı nereye koyabilirim? Birimiz şu şuraya geliyor. Bu şekilde cık diye oturdu buraya. Orada. Burada yine rampamız var. Burada şey var. Güzel bir tane half pipe yapmışlar. Bunu sanki buraya oturması gerekiyormuş gibi geliyor ama. Bir sürü olasılık var. Şu Green Trail mesela böyle uzatılıp daha uzun bir rail haline getirilebiliyormuş. Ama bu açıda değil. Bakın mesela bu rampayı böyle çıkartabiliyorsunuz. Tabii böyle yerde durmuyor ama. Bir tanesi deneyelim. Nasıl? Ha. Ucu tabii yere değeceği için şöyle. Bu şekilde. Şimdi hareketler oradan pek güzel gözükmeyeceği için aksiyon kamerasını kafama takıp buradan kendi yaptığım hareketleri size bu açıdan göstermek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Video başladı.
şekilde. Umarım güzel gözüküyordur orada da, oradan. Rampayı şu şekilde taktık. Bunu böyle kapattım. Oturdu. Şunu da üstüne kapatıyorum. Tamam. Rayolumuz neredeydi? Buradaydı. Sıkıntı yok şimdi. Şimdi hangi kaykayı kullanalım? Bu yeni yaptığım, az önce yaptığımı kullanmak istiyorum. Rampa buradan başlıyor. Paslanmışım ama bayağıdır yapmıyorum. Bu bir hareket sayılmaz ama yaptık bir şey. Şöyle yapalım. Şimdi abartıyorum biraz. Direkt öyle çıkıyor. Rayonunda. Aa, ben bunu takamadım ya. Nasıl takacağız? Sıkıştırmak gerekiyor. Bu şekilde bir şeyler denedik şimdilik. Bakalım başka ne yapabilir. Şöyle çeviriyorum. Şuradan uçup buraya, hareketimi burada tamamlamak istiyorum. Açalım şunu, direkt uçuş alanı. Orada rail yap, railde grind yapmak. Oo, 50-50 yaptım. İnşallah yakalamıştır bakalım. Şunun açısını daha güzelleştireyim. Başlıyorum. Bir şeyler yaptım. 50-50. Dark Side Green... Neyse işte ismi. Valla çılgın şeyler çıkıyor burada. Alırım. Şimdi benim kendim yine şunların aynısının farklı rengi olanla yapacağım. Bu sefer buradan uçup şuradan full uçup buraya kadar gelmek istiyorum. Yapabilir miyim? Deneyeceğiz. Ohohoho. Bayağı güzel borçlar yaptım. Bu Paul Rodriguez'in kaykayını şimdilik kullanmak istemiyorum. Bu koleksiyonluk yani, çizilsin istemiyorum. Bayağı güzel. Evet, bu şekildeydi. Şimdi bir de şurada yükselip bir şey yapıp inmeye çalışacağım. Ne yaptım ya? Şurayı kapatalım, daha sağlam oluyor. Geri almam lazım şunu, bir dakika. Ne yapıyorduk ha? Yeni olanla yapayım ya, daha güzel geldi.
Şimdi çılgın bir şey demek istiyorum ama bakalım. Sanmışım ya, tamam. Başka başka ne denilebilir? Ay, yoruldum. Evet arkadaşlar. Şunu da kapatsam mı, kapatmayayım. Evet arkadaşlar, bu ürün böyleydi. Gördüğünüz gibi elimde şu an 1, 2, 3, 4, 5, bir de bir tane yerde var benim eski olan. 6 tane yeni tek tek kaykay var. Bu parmak kaykayları çıkalı bayağı yıllar oldu ama yenilemişler, güzel şeyler eklemişler. O yüzden hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer siz de beğendiyseniz ve almak isterseniz açıklamanın zaten linkini verdim. Oradan isteyen alabilir, isteyen bakabilir yeni çıkan ürünlerine. Bu ürün bu şekildeydi. Şöyle kapağı kapatmadan önce kaykayları şuraya dizmek istiyorum. Bir. İki mesela. Kapatıyoruz. Konteynerımız kaldırılmaya hazır. Evet arkadaşlar, kameranın şarjı bitti. Pardon, kameranın hafızası doldu. O yüzden böyle kısa bir şekilde çıkış yapmam gerekiyor. Ürün bu şekildeydi gördüğünüz gibi. Tek tekin konteyneri. Bu şekilde de bir sürü kaykay çıktı içerisinden. Bir tanesi de yerde. Özel olan, pardon, ikisi de içinde işte. Belki videonun sonuna doğru bunun yaptığım yeni çeşitlerini gösterebilirim. Belki de göstermem. Zaten internette bir sürü videosu mevcut. Açıklamadaki linkten buna ulaşabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve arkadaşlarınızın da bu videodan haberdar olmasını istiyorsanız videoyu paylaşabilirsiniz aşağıdaki paylaş butonundan ve beğen butonuna basabilirsiniz. Abone ol butonuna basarak benim yeni çıkan videolarımı kaçırmadan takip edebilirsiniz beni. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.